7. yüzyıl İran sanatının tüm ihtişamı Zürih'te The Fascination of Persia sergisiyle görücüye çıktı. Doğu ile Batı'nın harmanlandığı Fars Avrupa sergisi, Batı'nın barok stiliyle Pers İmparatorluğu'nun yakınlığını gözler önüne serecek. Ben etkileşimin iki taraflı olduğunu düşünüyorum. Avrupa ve Fars sanatının etkileşiminin bu kadar farklı ve kendilerine has yorumlanması da gerçekten özel. İtalyan sanatçı Marcantonio Ramondi'nin bir eserinin İranlı ressamlarca yorumlanışı Avrupa ve Fars sanatının aslında ne kadar iç içe olduğunun da kanıtı. Doğulu ressamların yarı çıplak kadın figürleri Avrupa'da da yankı bulmuş. Farslıların çıplaklık yorumu Avrupa'ya göre daha farklı. Biz kaynaklarımızda buna yer vermiyoruz. Çünkü biz İslami inanış ve değerlere göre Müslümanları bir kalıba sokuyoruz ve çıplaklığın o kültürde var olamayacağını düşünüyoruz. Zaten bu resimde özel kullanım içinmiş. Biz Avrupa'da resmin kopyasını saklamışız. İran sanatı o dönem Polonya'dan fazlasıyla etkilenmiş. İlk olarak Polonya'nın zengin nüfusunun kullandığı ipek kumaş 17. yüzyılda doğuya gelmiş. 18. yüzyılda ise Polonya Ermenilerince ithalatı yapılmaya başlanmış. Sergimizde İran modern sanatından ressamları da özellikle sergilemek istedik. Çünkü İran sanatının çok küresel olduğunu düşünüyorum. Oldukça uluslararası, yenilikçi fikirleri ve açık bir pazarları var. Belki İran'ın içinde bulunduğu durum onları daha farklı yansıtıyor olabilir. Ama bu durum dünyanın onların sanatına alıcı gözle bakmasını da sağlıyor. Bu yüzden modern sanat hakikaten çok önemli bir yer işgal ediyor. در حاشیه نمایشگاه گروه موسیقی نور اجرای برنامه داره. Bu sergide canlı müzikte bulunuyor. İran müziğiyle Batı arasında köprüyü sanatın bir başka yoluyla müzikle kuracağız. Yani musiqi arze mikone. 2000 yılında kurulan Nur topluluğunun İran ve Avrupa'nın ezgilerini birleştirdiği repertuarı büyük beğeni topluyor. Orta Çağ müziğini neden seçtiğimizi sorarsanız bu oluşumun içinde olabilmek için derim. Fars müziğinde üç ana element bulunuyor. İlk olarak bir makamı var. İkinci olarak halktan etkilenmiş. O yüzden Orta Çağ tınlarına sahip olmak bizim için onlarla bağlantı kurabilmemiz için kolay oldu. Fransız ve İranlı müzisyenlerin enstrümantal parçaları hep bir ağızdan seslendirdiği performanslar, Doğu-Batı repertuarının birlikte ne kadar zengin olabildiğinin de bir kanıtı. Nur topluluğunda herkes kendi dilinde parça seslendiriyor ve geleneksel müziklerini icra ediyor. Örneğin parçaların bir kısmı tamamen İran tınlarından oluşurken birden Avrupa ezgilerine dönüşebiliyor. İşte bu yüzden sonunda Doğu ile Batı'nın güzel bir harmanını yakaladığımızı söyleyebilirim. Zürih'te açılan The Fascination of Persia sergisi 21 Ocak 2014'e kadar ziyarete açık olacak.